Efendim sebze mi daha çok tüketiyorsunuz yoksa et mi? Şimdi de beslenmede et mi ot mu tartışması başladı. Uzmanlar özellikle 40 yaş sonrası et tüketimini sıfırlamayın ama sebzeyi daha çok yiyin diyor. Et ağırlıklı mı yoksa sebze ağırlıklı mı beslenirsin? Et. Etçiyim. Öncelikle sebze, meyve, sonra da et. Sağlığa sağlık katan et değil sebze. Etin ayrı, sebzenin ayrı bir tadı var. Sağlığa faydası da yatsınamaz bir gerçek. Ama daha sağlıklı kalmak için birini daha çok tüketmemiz gerekiyor. O da hiç kuşkusuz sebze, salata olarak veya sebze yemeği olarak. Yani sağlıklı beslenelim diyoruz tamam ama yine de etçiyim, ben vazgeçmiyorum. Uzmanlar özellikle 40 yaş sonrası et tüketimini sıfırlamayın ama sebzeyi daha çok yiyin diyor. Nedeni ise bol sebze demek şekeri daha rahat kontrol etmek demek. Bol sebze bol antioksidan demek. Kesinlikle doğru. Küçüklükten beri bence alışkanlık edinilmesi gereken bir şey sebze tüketimi. Çok önemli. Özellikle karpuz, kavun gibi gıdalarla beslenmek. Belli yaştan sonra damar sertliği, damar tıkanıklıkları görmemek adına daha az kırmızı et, tabii ki hiç yememekten bahsetmiyoruz. Daha az et grubu, süt grubu, daha çok sebze. Doğru, uzmanların dediği doğru. Özellikle 40 yaştan sonra kronik hastalıkları görme sıklığımız artıyor. 40 yaş sonrası hayvansal gıdaların tüketilmesi belli başlı hastalıkları da beraberinde getiriyor. En çok da kalp damar hastalıklarını tetikliyor. Pek sebze seven bir insan olmayarak doğrudur büyük ihtimalle ama ben eti daha çok seviyorum. Daha bol sebze tüketin, ılımlı miktarda meyve tüketin.